Günaydın sevgili arkadaşlar. Yine TEN sorularıyla karşınızdayız. TEN sorularının çözümünde. Birinci soruyu bir görelim. Birinci soruda in the report, raporda the results that when a natural disaster the country are dealt with. İpuçlarını takip edelim. Birincisinde when zaman bağlacı var. Zaman bağlaçları ile ilgili genel bir bilgi. Zaman bağlacı kendi tarafında will, would, going to veya bunların türevleri ile ilgili kullanılmaz. When sağındaki yani arkasındaki nitelendireceği için burada yani ikinci tarafta will, would, going to gibi bir ifade görürsek eleyeceğiz. Bursa'da ikinci boşlukta will elenir. Ondan sonra zaman bağlaçlarının ikinci bilgiyi verelim. Zaman bağlaçlarının diğer tarafında has, have, verb 3 ya da been verb ing kullanılmaz. Bu since hariçtir. Since bağlacı, den beri anlamdaki since bağlacı hariçtir. Dolayısıyla burada kullanacağımız eğer varsa has, have, verb 3, has, have, been, verb ing ifadesi var ise bunu elememiz gerekiyor. C seçeneğinde have, verb 3 ifadesi verilmiş, elenir. Soru kökünde are dealt with gibi ile ilgileniliyor. Present tense'li bir ifade var. Zaman uyumunda soru kökünde present'lı bir ifade varsa diğer taraflarının present'lı ya da future'lı olması gerekiyor. Başka bir ifadeyle past'lı olamaz. Past'lı olduğu için A seçeneği influence past'tır. Ondan sonra D seçeneği was influencing past'tır eleniyor. Yanıtımız E seçeneği şeklinde karşımıza çıkar. Bu sorulara lütfen dikkat edin çünkü zaman bağlaçları genellikle paslı kalıplar şeklinde bize öğretilir ama onların present'lı hallerinin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. 12. soruda there have been some writers who. Who önceki cümlede some writers'ı niteleyen bir relative clause'dur. Ama bu writers'la ilgili yani verilen yazarlarla ilgili bir bilgi var. There have been. Dolayısıyla bu süreçtir. Yani present'lı bir ifade kullanmış. Geçmişten şu ana kadar gelen bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla birinci boşluğun paslı olması lazım. Çünkü birinci taraf pas değildir. Zaman uyumundan 3 tane eleme şansımız var. Bunlar A, C ve D seçenekleridir. İkinci tarafa baktığınızda Oğuz Atay'ı nitelendiriyor. İkinci boşluk. Oğuz Atay öldüğünü bildiğimiz çok da değerli bir yazarımız. Verb 2 olduğunu görüyoruz. Eğer geçmişte bir insanla ilgili bir olayla ilgili mesela savaş olabilir, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı işte Oğuz Atay gibi insanlar bunlarla ilgili bir takım şeyleri veriyorsa size verb 2'yi kullanmanız gerekiyor. B ve E seçeneklerinde ikinci taraf verb 2 olan sadece B seçeneğidir. Yanıtımız o yüzden O olur. Diğer sorumuza baktığımızda a long time ago gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz. Uzun bir süre önce. Ego ifadesi kullandığında doğrudan verb 2'yi yapıştırır geçersiniz. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneğidir. 14. soruda after kalıbını hemen ilk başta görüyorsunuz. After kalıbının iki tane kullanımı vardır. Past ifade olarak kullandığında biz genel anlamda kullanalım. After'ın bulunduğu cümle had, verb 3 ya da verb 2 ile çekimlenirken diğer tarafı yani after'ın diğer tarafındaki cümleyi verb 2 olarak çekimlememiz lazım. Ama after'ın şöyle de bir özelliği var. Her zaman için cümle gelmeyebilir. Burada olduğu gibi. Burada ne gelmiş dikkat edelim. The military interference with the Iraqi government demiş. Irak hükümetine, Irak yönetimine askeri müdahaleden sonra military interference, askeri müdahale demiş ve virgülü koymuş. Virgüle dikkat edelim. Virgülün diğer tarafındaki cümle yani şurası after'ın diğer tarafı. Aşağıya baktığınızda, formüle baktığınızda yine verb 2 olarak gelmesi gerektiğini görürsünüz. O yüzden after'ın diğer tarafı verb 2 olacak. Verb 2 olan seçenek D seçeneğinde kullanılmıştır. Yanıtımız D seçeneğidir. 15. soruya baktığınızda özür diliyorum tekrar geri dönüyorum. Şimdi gördüm. Birinci boşluğun verb 2 olması gerekiyor. O yüzden birinci boşluğu biz verb 2 olarak kullanacağız. Hemen ben bakın dikkat edin çok hızlı bir şekilde çözmenin de dezavantajları var. Verb 2 olan birinci tarafı sadece C seçeneği ve o doğru seçenek olur. 15. soruya baktığınızda I angry with the students in my class this morning because they gums while I the results to them.
Şurada dikkat edilmesi gereken birinci nokta, şunu birleştireyim altta, hepsini görebilme şansımız olsun. While'ın faslı kalıbı şudur. While'ın bulunduğu tarafta was, were, were by ing şeklinde bir kullanım. Yani past continuous kullanmanız gerekiyor. Ben yaparken diğer tarafı da verb 2 şeklinde ya da yine was, were, were by ing şeklinde kullanma şeklimiz, şansımız vardır. Yani iki kalıptan bir tanesi. İki tarafı was, were, were by ing olabilir. Ya da while'ın bulunduğu taraf was, were, were by ing. Diğer tarafı verb 2 şeklinde olabilir. Onlardan birisini seçmemiz gerekecek. Şimdi while'a bakalım. While kendi tarafı, yani ikinci boşluk was, were, verb ing şeklinde olacak. Dikkat edelim. Yani son boşluğumuz A seçeneğinde var, B seçeneğinde var ve E seçeneğinde var. C ve D seçeneklerini bu durumda eleme şansımız vardır. Diğer noktadan bir tanesi de şu. Zaman uyumuna uymak zorunda. Mesela B seçeneğine baktığınızda have gibi bir ifade kullanmış. Have present olarak kabul ediyor. Present perfect tense'tir. Zaman uyumuna uymadığı için B seçeneğini eleme şansımız var. Yanıt ya A ya da E'den bir tanesi olacak. Burada I angry gibi bir ifade. Kızmak, kızmak sürekli devam eden bir olay değildir. O yüzden to get artı sıfat kullanma ifadesidir. To get artı sıfat kullanıldığında, eğer komparatif kullanmıyorsa, to get artı sıfat verb 1 ya da verb 2 şeklinde kullanılır. Yani I'm getting angry değil, ben kızıyorum değil, kızdım gibi bir ifade olması lazım. O yüzden buranın verb 2 olması gerekiyor. Birinci boşluğu o şekilde veren A ya da E'den bir tanesi olacak. Ama A'da was getting demiş, E seçeneğinde got demiş. Yanıtımız E seçeneği olur. Burada da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.